Yıllardır L'Oreal'in her bir şeyini kullanan bir insan olarak saç kreminde de L'Oreal'den başka bir şey kullanmıyorum. Genelde size birçok YouTuber arkadaşımın videolarında doğum kontrol hapını ezerek koyun diyorlar ama ben ezerek koymanızı tavsiye etmiyorum. Niye tavsiye etmiyorum? Çünkü çok çok aşırı azıcık. Çünkü aksi halde çam ağacı gibi kokarsınız. Çok ağır ve keskin bir kokusu var. Çam terebentin. Zaten ben Bepanten'i bir tek yemeklere kullanmıyorum. Onun için her şeyi ve her yere kullanıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bu videomda sizlere saç bakım ürünlerim neler, saçlarımı şekillendirirken, bakarken, korurken, uzatmaya çalışırken neler yapıyorum bunlardan bahsedeceğim size. İlk olarak şampuandan başlıyorum arkadaşlar. Şampuanımı göstermek istiyorum size. Şampuanım bu. Otacı'nın şampuanı, bitkisel sarımsaklı şampuan ama sarımsaklı kokmuyor. Yalnız ben bu şampuanı kullanırken, şöyle koyayım şöyle böyle. Ben bunu yalnızca tek başına kullanmıyorum. Şöyle bir şey var, bunun içerisinde ben doğum kontrol hapı, Hindistan cevizi yağı, badem yağı, fatal error, çam terebentin yağı koyuyorum arkadaşlar. Bu dördünü koyuyorum içerisine ve koyduktan sonra da karıştırıyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Doğum kontrol hapını ben bunun içerisine koyarken genelde size birçok YouTuber arkadaşımın videolarında doğum kontrol hapını ezerek koyun diyorlar. Ama ben ezerek koymanızı tavsiye etmiyorum. Niye tavsiye etmiyorum? Çünkü şampuanın kıvamı birazcık koyu olduğu için siz toz halinde bunu şampuanın içerisine onu döktüğünüz zaman içerisinde toz kalıyor. Karışmıyor. Ben bunu çok denedim. Bir iki kere kullandım. Denedim. Olmadı. Sonra dedim ki ya dedim ben bunu dedim şöyle yapsam ne olur acaba falan dedim ve şöyle bir yöntem buldum. Kaynar suyu ama çok kaynamış bir su olsun ki içerisinde çok kolay bir şekilde eriyebilsin. Kaynar bir suyu alıyorsunuz arkadaşlar. Fincanı 3'te 1'i kadar dolduruyorsunuz ve içerisinde bütün doğum kontrol haplarını atıp tahta bir kaşıkla karıştırıyorsunuz. Metalle de karıştırmayın derim ben. Eğer bulabilirseniz tahta bir kaşıkla karıştırın. Tahta kaşıkla ama çok azıcık koyduğunuz zaman zaten onun kıvamını da bozmamış oluyorsunuz. Tahta kaşıkla onu içerisine karıştırıyorsunuz ve tamamen eritiyorsunuz. Böyle sıvı ve su şekline geliyor haliyle bu doğum kontrol hapı. Suyu da aslında çok fazla koymadığınız için özelliğini de yitirmemiş oluyor. Sonuçta bir yerde şampuan da sıvı bir madde ve içerisine koyuyorsunuz. Öyle bir şekilde erimediği için bu şekilde çok kolay bir şekilde eritebiliyorsunuz. Bunun haricinde içerisine badem yağı, tatlı mıydı acı mıydı bilmiyorum ama Google'dan bakar söylerim. Zannedersem tatlı badem yağı saç için olandı. Badem yağı, çam terebentin yağı, Hindistan cevizi yağında bu doğum kontrol hapını sulandırdığım suyun içerisine döküp çok azar azar böyle ya da çok çok da dökebilirsiniz ama çok da dökmeyin. Hepsi yağ çünkü sonuçta. Hepsini döküp şampuanın içerisine koyup şampuanın içerisine karıştırdığınız zaman çok güzel bir karışım elde etmiş oluyorsunuz. Fakat bu karışımı parabensiz bir şampuanda denemenizi tavsiye ederim. Çünkü zannedersem parabensizlerde daha iyi oluyormuş. Bir de şöyle bir şey var. Bana bir yerde saç bakımı yaptırdığımda bu şampuanı aldığım yerde bana söylemişti bir kadın. Ne demişti? Söylemeyeceğim vazgeçtim. Şuursuz. Şöyle bir şey söylemişti bana. Ay Allah'ım kendime kızıyorum. Kendime. Kendime konuşuyorum zaten şu anda. Şöyle birkaç tane böyle malzeme vermişti. D vitamini bilmem ne, Bemik sampül falan. Onları böyle çok güzel bir karışım yaparak da şampuan içerisine koyduğun zaman gerçekten etkisi olmuş ve saçları da uzatıyormuş diye duydum. Bu arada ben çok tüylü bir yapıya sahip değilim. Ama doğum kontrol hapı bende herhangi bir kıllanma yapmadı. Sağlığım gereği doğum kontrol hapını ben içiyorum da aynı zamanda. Ama bende bugüne kadar kilo artışı yapmış olabilir zaman zaman belli dönemlerde vücutta daha fazla östrojen hormonu salgıladığı için şişkinlik yapıyor ama onun haricinde çok fazla bir kıllanma veya herhangi bir yan etkisini çok görmedim tüylenme anlamında doğum kontrol yapının. Şampuanda da çok gerçekten korkuyorsanız, rahatsız oluyorsanız saçınızı sonuçta kafanıza öne eğerek de yıkayabilirsiniz. Ama şöyle düşünün, her erkerde vücudunuz kıllanmasa bile yüzünüzde kıllar yer alır giderdi yani sonuçta. Saçınızı yıkarken en çok yüzünüze şampuan değiyor. Öyle bir şey olsa yüzünüz kıllanırdı diye düşünüyorum. Valla benim yüzüm kıllanmışsa hiç fark etmedim yani. Gerçekten iğrenç bir espri yaptım şu anda farkında olmadan. Şampuanlamadan sonrasında saçlarıma şu şekilde Urban'ın keratin şeysi var. Maskesi. Maskesini kullanıyorum. Gerçekten de bundan da çok memnunum. Aynı zamanda bunun şu şekilde bir serumu daha var. Bunu da gerçekten çok beğenerek kullanıyorum ve size de tavsiye ederim. Yalnız bunun içerisinde şöyle gördüğünüz üzere aslında bunu saç bakım ürünlerinin içerisinde anlatacaktım ama şimdi hazır elime almışken anlatayım ikisi birbirinin tamamlayıcı ürünü olduğu için. Bunun içerisinde şu kadar bir şey maske
Serum kaldıktan sonra ben bunun içerisine bepanten koydum. Hindistan cevizi yağı koydum. Badem yağı koydum ve karıştırdım. Çok azıcık, çok 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 aşırı azıcık. Çünkü aksi halde çam ağacı gibi kokarsınız. Ya bir damla ya koydum ya koymadım. Çünkü çok ağır ve keskin bir kokusu var. Çam terebentin. Çok iğrenç. Çam terebentin çok ağır ve keskin bir kokusu olduğu için hani bazen bir damla falan koyduğum oldu. Buna koymamışım şu an baktım da. Normalde koyuyordum. Koyup karıştırıp bunu bu şekilde kullanıyorum. Bepanteni de saçlarını beslediğini öğrenmiştim. Zaten ben bepanteni bir tek yemeklere kullanmıyorum. Onun haricinde her şeyi ve her yere kullanıyorum. Böyle yara yanık kremi, ağrı kesici, ateş düşürücü, antibiyotik falan böyle saç kırıklarına olacak bir acayip bir şey var yani bepantenin. Bu arada Yeşim Salkım da güzellik sırrı. Yüzüne bepanten sürüyormuş. Sonra ben anneme sordum. Dedim bepanten ne dedim. Küçükken kıçına sürüyordum senin dedi. Meğerse gerçekten güzel bir kremmiş. Sonradan kullanınca anladım. Burayı da belki keserim. Ya da komik olsun kalsın. Saç kremi olarak ise L'Oreal kullanıyorum. Ben yıllardır L'Oreal'in her bir şeyini kullanan bir insan olarak saç kreminde de L'Oreal'den başka bir şey kullanmıyorum. Çünkü gerçekten çok memnunum. Aynı zamanda L'Oreal'in Değerli Çiçekler serisinin cilt bakım ürünlerini de kullanıyorum. Ama bir de bu mucizevi yağ var L'Oreal'in. Yine bunun serisi, böyle saç serisi. Kesinlikle onu da tavsiye ederim. Size alabilirsiniz. Bunu da daha şurada yazdığı üzere çimentoymuş. Odaklıyor mu bilmiyorum. Odaklamıyorsa da işte fotoğrafını falan koyarım. Eğer baktım odaklamıyor. Hazır çimento da demişken arkadaşlar zaten saçlarımda kullandığım böyle ek besin veren işte ek uygulama kremlerine, serumlarına falan geçiyorum. Şu şekilde Kerastase'in bir serumu, serum değil bu. Ne bilmiyorum işte böyle bir şey işte bu. Ne olduğunu bilmiyorum şu anda da böyle bir ürününü almıştım Kerastase'in çimento serisinden. Ama saçlarınızın içerisindeki onarmış her şeyi inanılmaz derecede çok güzel yapıyor. Gerçekten çok memnun kalmıştım ben bundan. Bu benim 4. paketim falan arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok fazla kullanıyorum. Saçları çok güzel onarıyor. Benim mesela şu anda saçlarımı böyle toplamamın sebebi şuramdaki saçlarımın inanılmaz derece tiftik tiftik olması. Bunun sebebini de zaten sizlere şu anda açıklıyorum. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Şu şekilde L'Oreal'in Sun Kiss isimli saç rengi açıcı spreyi var. Biliyorsunuzdur. Bilmeyenleriniz de varsa bilenleriniz anlatsın diyorum. Şu şekilde bir sprey şeklinde satılıyor. Ben bundan acayip memnunum arkadaşlar. Sarı saçlarımdan sen suçlusun falan gibi böyle bir şarkı vardı ya. Onun gibi gerçekten sarı saçlarımı buna borçluydum. Ama ben bunu kendi kullanıcı hatamdan ötürü bu benim yani L'Oreal saçlarımı mahvetti ama benim kendi kullanıcı hatamdan ötürü saçlarımı mahvetti. Meğerse bu ürün sık kullanıma uygun değilmiş ve ben bunu her banyodan sonra kullandım ve çok güzel açıyor ya saçlarım çok güzel oluyor L'Oreal sanki kesle yapıyorum falan böyle sürekli olarak bütün arkadaşlarıma şiddetle tavsiye ettim ama kesinlikle sık kullanım için uygun değil bilginiz olsun. Ha 3-5 tonunu açmak isterseniz saçlarınızın uçlarına yapabilirsiniz ama ben şuraya şimdi fotoğrafını da koyacağım size. Benim saçlarım artık elastikiyetini yitirmenin de haricinde artık inanılmaz başına gelmedik kalmadığı için ben saç rengi açıcı spreyleri kullanmıyorum. Çünkü kuaförüm de zaten kullanma dedi. Zaten şu an şekil aldı da gördüğünüz gibi o. Yele yele saçlarımı kısalttım. Kestirmek zorunda kaldım. Çünkü gerçekten saç kesilmeden toparlanmayacak raddeye gelmişti. Zaten bundan sonra şu an görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama şuralarım inanılmaz tiftik tiftik ve yanık yanık. Bunlar saçlarım şuralarında yani şuralardan uçlara kadar devam ediyor. Onları kestirmem için şuraya kadar saçımı kesmem lazım. O yüzden artık uzadıkça uçtan keseceğim, uzadıkça uçtan keseceğim. O problemi o şekilde çözeceğimi düşünüyorum. Bakayım elime ne geldi. Evet çok güzel. Böyle çekeyim sürpriz gelsin. Bu yine saçlarımda kullandığım bir serum. Bu Morphos'un çok uygun fiyata internette alabilirsiniz. Ambalajı da cam olduğu için çok güzel koruyor bence. Argan yağıymış. Luxury Hair Care. Morphos'un biliyorsunuz ve illaki görmüşsünüzdür. Şöyle bir turuncu bir saç spreyi var. Böyle her evde, her kuaförde bulabileceğiniz, görebileceğiniz bir kuaför. Kuaför değil o saç spreyi. Saçlarınızın uçlarını inanılmaz güzel yumuşatıyor. Çünkü ben dediğim gibi saçlarım buraları çok tiftik tiftik olduğu için yumuşatmak için ne bulursam kullanıyorum, ne bulursam sürüyorum saçıma. Ama yine de ne yazık ki düzelmiyor.
Bir güzel ürünüm de şöyle. Bu da, bunu bana bir arkadaşım verdi. Ben normalde Gliss'in, bu markanın Million Gloss diye bir ürünü var. Onu kullanıyorum. O gerçekten çok güzel. Böyle çalkalanarak kullanıyorum ve saçlarınıza da parlaklık da veriyor. Kolay açılmasını sağlayan böyle bir sprey var. Onun haricinde bir de serumu var. Her ikisini de kullanıyorum ben. Bunu da bana arkadaşım verdi. Kolay taranan anlı pürüzsüzleşen yumuşak saçlar, zarar görmüş uzun saçlar diyor. Tam da benim saçlarımı bahsediyor. O yüzden arkadaşım dedi, saçların yıpranmış, mahvolmuş. Al bunu kullan dedi. Bana verdi. Ben de kullandım. Çok memnunum. Size de tavsiye ederim. Gözüme giriyordu yalnız. Mahvolmuş, bitmiş saçlar için gerçekten çok güzel bir ürün daha arkadaşlar. Aveda'nın bu ürününü kesinlikle kullanın derim. Bu kadarcık, yani şöyle elimde falan böyle görebilirsin. Hani bu kadar bir ebada sahip ve şöyle avuç içim kadar bir ürün. Ama kesinlikle ve kesinlikle zaten çok az kullanıyorsunuz. Bunu kullandığınızda saçlarınız acayip güzel onarıyor. Niye bilmiyorum ama böyle onarıldığını böyle sanki hissediyorsunuz gibi. Böyle hani böyle uzun bir süre sürdükten sonra zaten bunu böyle açıyorsunuz ya mesela böyle. Çok az bir şey, böyle şu kadarcık bir şey bile alsanız, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Çok az bir şey bile alsanız şu kadar saç uçunuza, yani bunu yedirerek kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel yapıyor ama saçta birazcık ağırlık yapıyor. Bence yoğun kıvamından ötürü falan diye düşünüyorum. O yüzden bunu evde olduğunuz bilimum tatil günlerinde sabahtan yapın ki veya böyle bir gün sonra, bir gün önce işte veya aynı gün sabah akşamleyin duş alacaksanız falan o zaman kullanın diye tavsiye ederim ben size. Çünkü gerçekten saçları çok ağırlaştırıyor. Ayrıca lapa lapa bütün saçınıza kullanmıyorsunuz. Sadece uçlarına kullanıyorsunuz. Çünkü onarıcı bir şey ve genelde uçları onarılıyor. Çünkü fahişle bir fiyatı vardı ben ilk aldığımda ki doların da 6 TL'yi gördüğünü düşünecek olursak kuvvetli muhtemelen 3 katı fiyatına falan çıkmıştır. Hava çok sıcak. Bunu da saçlarımda kullanmıyorum ama icat edeni biliyorsanız aşağı yazın arkadaşlar. Gidip alnından öpeceğim. Çok güzel bir şey. Sizlerle paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben çekerken ne kadar çok eğleniyorsam keyifle izliyorsunuzdur. Muhtemelen bu videoyu sağına soluna bir şeyler koyarken çok fazla efor harcayacağım. Siz de benim bu eforuma, emeğime verdiğin için bir tane like'ınızı bana çok görmezseniz çok sevinirim. Size böyle Afrika rüzgarları gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. Kanalıma abone olun ha. Unutmayın. Olun bak. Çok güzel videolar geliyor. Çok pis videolar çekeceğim.